Gençlik merhaba ee, OG materyalim sinir sistemi soruları karşınızdayız. Diyor ki birinci soruda insanlarda ortalama vücut sıcaklığı 36,5-37 derece civarında olup hipotalamus tarafından kontrol edilir. Hipotalamus vücudumuzun termostatıdır. Buna göre ifadelerden hangileri vücudumuz sıcaklığı yükseldiğinde gerçekleşir? Vücut sıcaklığımız yükseldiğinde terleme ile ısı kaybı hızlanır ki vücut daha fazla ısınmasın diye. Deride kılcal damarların büzülmesi soğuk havalarda gerçekleşir. Sıcak havalarda terleme arasında derideki kılcal damarlar daha da genişler. Devdeki kıllar soğuk havalarda dikleşir arkadaşlar metabolizma hızı yavaşlar demiş vücudun sıcaklığı arttığında metabolizma hızı artar arkadaşlar çevre sıcaklığı arttığında metabolizma hızı bir süre yavaşlayabilir. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir yani adana olur geçeriz ikinci soruya arkadaşlar Bakalım gel ikinci soru. Diyor ki beyin zarı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sert zar kafatasına yapışıktır. Arkadaşlar omurilikte yapışık değildir ama sert zar kafatasında e, kafada yani beyinde yapışıktır. İnce zar ile örümcek zar arasında beyni koruyan, beynin organik organik madde ihtiyacını karşılayan, bazı sıkıntı teşhisinde görevli olan boş vardır. Örümceksiz zardaki kılcal damarlar beyni besler demiş. İnce zardaki kılcal damarlar beyni besler gitti. İnce zar beynin tüm kırımlarını dıştan çevreler doğru demiş arkadaşlar. Örümceksiz zar ile sert zar ile ince zar birbirine bağlı Yani örümceksiz zar sert zar ince zarın arasındadır diyor. Doğru diyor. Geçelim diğer soruya. Diyor ki yukarıda verilen bilgilerden hangileri uç beynin kontrolüne gerçekleşir? Göz bebeğinin büyümesi, küçülmesi, Arkadaşlar orta beyin. Sehpa kitabın alınması. Uç. Susama işgüdüsü. Hipotalamus. Yani ara beyin. Mutfaktan gelen sesin kime ait olduğu uç beyin. Spor yaptıktan sonra duş uç beyin. Bunlar istenme davranışlar arkadaşlar. Biz de hiç uç beyin kontrolü gerçekleşeni sorduğu için cevabımız 2, 4 ve 5 yani Bursa olur. Geçeriz diğer soruya. Aşağıdakiler hangisi orta beynin görevlerindendir demiş. Televizyon seyreden diziyle ilgili hayal kurma. Hayal kurma uç beyinle alakalı. Masa üstüne gelim yeme istenme bir almış. Uç beyinle alakalı. Uzun süre görmediği bir arkadaşın özleme. Özleme yine uç beyinle alakalı. Uç beyin görevi yapar hatırlar. Düşen kardeşin yerden kaldırmak için koşma uç beyinle alakalı. Vücudun duruşu arkadaşlar. O vücudun bir duruşu var böyle elleri arkadaşlar böyle içe gösterip vücut duruşu dediğimiz mevzu var. O vücut duruşunu arkadaşlar ponus denen yapıyı arkadaşlar. Gerçi tonusu da bu sağlıyor. Onu söyleyeyim. Kas tonusu bu sağlar. vücut duruşunu düzenlemesine yine orta beyin görevlidir. Cevap edin. Ne diyoruz? Geçelim diğer soruya. Ara beyinle ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi doğru değildir? Epitalamus, hipotalamus ve talamus olmak üzere 3 bölümden oluşur. Doğru demiş. Üreme ve biyolojik ritmin kontrolünde görev alır. Üremenin kontrolünde arkadaşlar e, hipotalamus kontrol alır. Biyolojik ritimde de epitalamusdan salgılan melatonin ya da epifizden sağlanan melatonin görev alır. Doğru demiş. İştah, kan basıncı, susuzluk, açlık gibi olayları kontrol eder. Hipotalamusun görevidir. İç salgı bezlerinin çalışmasını kontrol eder. Hipotalamusun görevidir. Tüm duyulardan yani impulsların değerlendirilip uygun merkezlere gönderilmesi Arkadaşlar uç beynin işidir. Cevap edin nedir? Burada talamusa karışılmaması istenmiş. Ama burada tüm duyulardan gelen dediği için talamusa tüm duyulardan gelmez. Koku hariçleri biliyorsunuz. Soru 6'ya geçelim arkadaşlar. Ayşe bir kaza sonucu bitkiler girmiş olmasına rağmen soluk alışverişi, kan dolaşımı gibi temel ayasal faaliyetler de devam etmektedir. Demek ki arkadaşlar omurilik soğanı çalışıyor. Cevap Adana'dır. Çünkü diyor bakın soluk alışverişi, solunum sistemi, kan dolaşım dolaşım sistemi, solunum sistemi, dolaşım sistemi gibi orga, e, yapıları e, omurilik soğanı kontrol eder. Geçelim arkadaşlar 7. soruya. 7. soruda gördüğünüz gibi omuriliğin eline kesti var arkadaşlar. Diyor ki... Yukarıdaki şekilde, önce şu soruyu bir şöyle çekelim. Evet. Yukarıdaki şekilde insan omuriliğindeki nöronlar numaralandırılmış bu şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. 1, 2, 7, 8 numaralı nöronlar duyu nöronu. Bakın buralar arka köktür. Bak buralar arka köktür. Arka kökten duyu nöronlara girer. Yani bunlar duyu nöronu. Ön kökten de motor nöronları çıkar. 7 ve 8 motor nöronu. Dolayısıyla bir yanlıştır. A Do cevabı bulduk. Diğer sorulara bakalım. 3, 4, 5, 6 numaralı ara nörondur. 3, 4, 5, 6 hepsi omurinin içerisinde ara nörondur. Doğru. Vücudun sağından yanıyorlar uyarılar 1 numara. Burada arkadaşlar ters düşüneceksiniz. Sırtınızı soruya alacaksınız. Burası sağ, burası sol, burası sağ, burası sol. Dolayısıyla vücudun sağından gelen uyarılar bir numaralı nörondan, bölgeden gelecek ve omuriye taşınacak. Doğru demiş. Sahil yanan birinin elini çekmesinde yine birden giriş olur. 3'te değerlendirme olur. 8'de de elini çeker arkadaşlar. Doğru demiş 1, 3, 8 olarak. 1 ve 2 numaralı nöronlar çevresel sinir sistemini incelenir. Duyu nöronları çevresel sinir sisteminin ve motor nöronları çevresel sinir sisteminin yapılarıdır. Dolayısıyla bu da doğru bir ifadedir. Geçelim arkadaşlar 8. soruya. Yukarıdakilerden hangileri kalıtsal reflekslerdir? Hapşırma biz doğduğumuz andan itibaren hapşırabilir. Zaten anne karnında bile hapşırılabiliyordur belki de. Dans etme öğrenilmiş bir davranıştır. Bisiklet sürme öğrenilmiş bir davranıştır. Diz kapağı ise arkadaşlar yine doğuştan var olan bir reflekstir. Cevap 1 ve 4 oluyor. Zaten bu ikisi bildiğiniz alışkanlık hareketleri diye geçiyor. Hatırlatmak isterim. Geçelim 9. soruya arkadaşlar. Bakalım 9'da ne diyor? 3 nöronlu bir refleks sayında tepkinin oluşması esnasında meydan gelen olayların doğru sağlanması hangisi verilmiştir? Önce reseptör uyarıyı alacak. Uyarıyı alan reseptör uyarıyı duyu nöronuna aktaracak. Duyu nöronu omuriliğe veya beyine yani burada refleks dediği için omuriliğe gönderecek. omülte Omur de değerlendirilecek ve ilgili motor nörona gönderecek arkadaşlar. O zaman cevabımız ne olacak? 2, 1, 3 ve 4 yani bursa olacak. Geçelim 10. soruya. Beyincik ve fonksiyonları ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri doğrudur? İç kulaktaki yarım daire ve gözden gelen uyarılarla dengeyi sağlar. Yarım daire kanallarında bulunan arkadaşlar ampulla da, turnucuktur, O iç kulakta bulunan yapılar dengeyle alakalı bilgileri beyinciğe gönderir. Yine gözden gelen arkadaşlar yönle alakalı uyarılar da beyinciğe gelip dengeyle alakalı ilgili arkadaşlar hizmetleri yapmasını sağlar beyincik. Dışta ak, işte boz madde bunu diyor. Beyincik beyin gibidir. Dışta boz, içte ak madde bunu. Dolayısıyla bu yanlıştır. Bu omurilikte omiks o zamanında böyledir. Deneyse olarak beyinciği çıkarılan kedi yürüyemez. Niye sağa sola çarpar, düşer ve yürümesi engellenir arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun cevabı nedir? 1 ve 3'tür diyoruz ve bu deneme çözümü burada bitiyor.